İyi günler madam. Gülüza. Şey, size bir şey soracaktım. Bu entel ne kadar acaba? Sana münasip bir elbise değil o. Öyle mi? Niye öyle düşünüyorsunuz? Belki de münasiptir. Parasıyla değil mi? Kızlar, çıkarın elbiseyi. Buyur bakalım. Buyurayım. Seher kuzum. Ah, bonjour madame. Bonjour. Kuzum, söylenenler doğru mu? Ekrem Bey tutuklanmış dediler. Evet, doğru madam. Vah, ne yazık. Size bir çay ikram edeyim. Sinirleyen kıza iyi gelir. Tamam. Kızım, hadi artık getir Seher Hanım'ın çayını. Depeş toi. Evet kuzum. Peki şimdi ne olacak? Az evvel avukatla görüştüm. Ama Ankara'dan bir haber yok henüz. Bekleyeceğiz madem. Başka çare yok. Bekleyeceğiz. Peki neyle itham ediyorlar Ekrem Bey'i? Yanlış anlaşılma. Tamamen yanlış anlaşılma. Merci beaucoup. Seher Hanım, Ekrem Bey'i götürdüler mi? Aa, Gülizar, senin ne işin var burada? Şimdi beni de mi almaya gelecekler? Ha? Ne olacak şimdi? Gülizar, bu meseleyi öyle ulu orta herkesin yanında konuşmak yok. Ama siz bana demiştiniz ki abim yanarsa seni de yanarsın demiştiniz. Hı hı. Abimi kurtarmanın tek bir yolu var. O da planları Halide'nin çaldığını kanıtlamak. Gerekirse sen de yardım edeceksin. İfade verecek, şahitlik edeceksin. Anlaşıldı mı? Gülizar. Âlâ. Madam, benim bir an önce gitmem lazım. Geç kaldım. Lütfen rahatsız olmayın. Au revoir. Au revoir. Şey, ne kadar demiştiniz acaba? 500 lira. 500 lira ama. 500 lira. Ben yanıma o kadar para almadım bugünlük. Şimdi ben bunu ayırtayım, bir dahaki geldiğimde alırım, oldu mu? Ne istiyorsun? Aslında seni öldürmek istiyorum Halide. Bunu söylemek için mi buraya geldin? Senin yüzünden abim hapiste. Bütün bunları onun başına sen açtın. Seher, şu anda seninle uğraşacak hiç vaktim yok. Bu sefer paçanı kurtaramayacaksın Halide. Beni rahat bırak. Michael Williams mıydı? Ne? Hani şu davette baştan çıkardığın adam. Odasından planlarını çaldığın. Ne saçmalıyorsun sen? Çok yakın zamanda onunla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu sayede abim hapisten kurtulur belki. Ve onun yerine sen artık idam sehpasına gidersin. Ha? Tıpkı Hamza gibi. Beni korkutamazsın Seher. Hiçbir şey yapamazsın. Ama ben hepinizi mahvedeceğim. Anladın mı? Defol şimdi.
Çok az vaktin kaldı halde. Tahmin ettiğinden çok daha az. Halide Şahin? Hayır. Halide Dinç Aslan'ım ben. Bugün boşandım. Telgrafımıza şurayı imzalar mısınız? Teşekkür ederim Şahin. İyi günler. Sevgili Halide, çok üzülerek sana mali vaziyetimin iyi olmadığını, bu sebeple de evi satışa çıkarttığımı bildirmek zorundayım. Geç haber verdiğim için bağışla. Yeni sahibi birkaç gün içinde taşınmak istiyor. Acilen evi boşaltmanı rica ediyorum sevgiler Neriman. Beni evden kovuyor. Halide. İyi misin? Ne oldu sana böyle? İyiyim Selim. Yok bir şey. Sen niye geldin? İşçiler bir nevi grev gibi bir şey yapıyorlar. Üretim neredeyse durmuş. Böyle giderse fabrika iflas edecek. Halde topla kendini. Rica ederim. Derhal fabrikaya gitmemiz lazım. Fabrika artık bana ait değil Selim. Artık bir kocam da yok. Çocuğum da yok. Evim de yok. Hiçbir şeyim yok benim. Hiçbir şeyim olmayacak. Demek ki duyduklarımın izahı buymuş. Boş ver. Üzüldüğüne değmez. Bırak ne halleri varsa görsünler. Sen çok daha iyilerine layıksın Halide. Neden bahsediyorsun sen Selim? Ne duydun? Fabrikada Ramazan'ı telefonda konuşurken duydum. Kemal Serap'ı istemeye gidecekmiş. Ne? Kemal Serap'ı mı isteyecekmiş? Görünüşe göre. Halde topla kendini. Benim tanıdığım Halde böyle pes etmez. Bu kadar kolay yıkılmaz. Haklısın Selim. Ben yıkıldıysam onlar da yıkılacak. Bana ve abime yaptıklarının hesabını verecekler. Selim. O grev büyüyecek. Hem de öyle bir büyüyecek ki. İşçiler fabrikayı Serap'ın başına yıkacaklar. Hem fabrikayı hem de çiftliği. Anlıyor musun?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.